an itibariyle Karadeniz yolculuğuma başlamış bulunmaktayım. Şu anda Samsun'da, İFAM'dayız. Trabzon ziyaretimizin ilk durağı Ali Şükrü Bey'in kabri oldu. Golaşa'dayız. Aşa Foşa, Nemazgılar Golaşa. İnsanın şu manzarada ölesi geliyor. Görmüş olduğunuz yer, babamın dünyaya gelmiş olduğu yer. Üstübilli Camisi'ndeyiz. Biz insanoğlu insanca yaşamayı beceremiyoruz. Yağmurlu bir günde Çayeli Çeçeva'ya geldik. İşte size Pokut. Ben bu köprüden Karadeniz'de birkaç tane var zannediyordum. Meğersem... Karadeniz gezimizin son gününde Giresun Kümbet Yaylası'ndayız. Güzel günler bizi bekliyor. Hadi buyurun başlayalım. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. An itibariyle Karadeniz yolculuğuma başlamış bulunmaktayım. Bu vlogla birlikte inşallah Trabzon, Rize ve Giresun'da neler yaptığımızı, nereleri gezdiğimizi inşallah sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Karadeniz yolculuğu benim için uzun zamandır bir hayaldi. Dedelerimin, büyüklerimin doğup büyüdüğü, o topraklara kök saldığı mekan Karadeniz benim için. Bugüne kadar yaklaşık 15 ülke gezdim ama maalesef ki 4 yaşımda gitmiş olduğum Karadeniz seyahatini saymazsak bugüne kadar Karadeniz'e gidemedim. Nasip olmadı. Uzun zamandır da bu geziyi planlıyordum. Bugüne nasipmiş. İnşallah 10 günlük seyahat boyunca sizlere neler yaptığımızı, nelere şahit olduğumuzu, nereleri gezdiğimizi bu videoda aktarmaya çalışacağım. Ailecek bir seyahat olacak bu. Ben doğma büyüme aslında Sakaryalıyım. Ama annem ve babam Trabzonlu. Hatta babam 7 yaşında Trabzon'dan Sakarya'ya göç etmiş. E-Devlet'te açıklanan bu soy kütüğüyle birlikte bizim esasında 7 ceddimizin Trabzon'da olduğunu ispatlamış olduk, görmüş olduk, şahit olmuş olduk. Bu nedenle benim o topraklara gitme iştiyakım, hevesim 2'ye katlandı diyebilirim. Bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi de ben ilk defa Karadeniz'e gidiyorum. Gitmeden önce birçok arkadaşıma danıştım, sordum nerelere gitmek lazım, nereleri gezmek lazım diye. İnşallah sizler de bu videoyla birlikte, tabii ki herkesin zevki, keyfi başkadır ama en azından bir fikir vermesi açısından bu videonun size faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi uzun zamandır planlıyordum bu geziyi. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Hadi buyurun başlayalım. Yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından Samsun'dayız. İkinci günün sabahından tüm dostlara selamlar. Şu anda Samsun'da İFAM'dayız, 19 Mayıs ilçesinde. Gece buraya namaz için geldim. Arkadaşlardan bir tanesiyle burada tekrardan karşılaştık. O da beni sabah davet etti. İhsan hocamızın bir saatlik sohbetinden istifade ettik. Birazdan Trabzon'a doğru yola çıkıyoruz. Bugünden itibaren Trabzon'dayız. Ali Şükrü Bey'in kabriyle Trabzon seyahatimiz başlayacak inşallah. Haydi bismillah. Hey!
dolanalım. Karadeniz'e doğru dedim bir yolanalım. İspit balı gelede Tosya'dan dolanalım. Yolcuktan geçe çeker pişmaniyeyi canım. Elmasının tadına hastayım sakın. Trabzon ziyaretimizin ilk durağı Ali Şükrü Bey'in kabri oldu. Bildiğiniz gibi Ali Şükrü Bey hilafeti kastederek ben bu işin fedaisiyim demişti ve kendini feda etmişti. Rahmet olsun. Seyahatimizin 3. gününde ata topraklarındayız. Golaşa'dayız. Bilenlerin içi yanacaktır şimdi. Hele de şu sayacağım isimleri özellikle duyduklarında etkilenmemeleri mümkün değil. Ki toprak mı çekiyor dersiniz, kan mı çekiyor dersiniz. Buralara aşık olmamak mümkün değil cidden. İsimleri sayıyorum. Haşilli, Halilli, Kamilli, Hacilli, Üstübilli, Kuzeyler, Abanakor, Sarander. İsimler gerçekten çok orijinal. Ve bu bölgede Aşa ve Foşa diye bir bölge var. Bu tabi isimler daha eski Rumlardan kalma isimler. Zamanında insanlar şu sözü söylemişler yöreye ait. Aşa, Foşa, namaz kılar, hatta nemaz kılar, golaşa. İnsanlar buradaki o sosyolojiyi analiz etmek adına böyle bir söz geliştirmişler. Yıllardır bu söylene gelip duruyor. Köyün şu anki ismi Taşgeçit Köyü. Bu biraz önce saymış olduğum isimlerde Taşgeçit'in mahallelerinin ismi. Yani Golaşa'nın mahallelerinin ismi. Burada uzaktan bir akrabayla tanıştık. Bizi az çok gezdiriyor burada. İçme suyuna götürdü bizi. Kendi hikayesini azıcık anlattı. Dikkat çekici olan nokta şu. Buradan Sakarya'ya göçüp de tekrardan buraya gelmeyen olmayacak. Herkes buraya gelmeye çalışacak. Lakin burada ev yapmaya yer bulamayacak. Dediği arazi tarıma elverişli olmadığı için tüm aileler bu özellikle 1950'li 60'lı 70'li o yıllarda Almanya'ya ve diğer çalışma bölgelerine yurt dışına çıkmışlar. Amcanın söylemesine göre yurt dışına çıkmayan hiçbir aile yoktur. Aileden bir fert yoktur. Ve çıkanlar da daha sonradan aldıkları parayla benim iki dedemde de olduğu gibi bu köyü terk edip Sakarya'ya yerleşmişler. Buralar dağ köyü olduğu için halk da fazla olduğundan dolayı burada herkes yerinden, arazisinden geçimini sağlayamıyordu. Mecbur gurbete çıkıyordu. Geçim gurbetten sağlanıyordu. Yurt dışına çıkılıyordu. Adam biraz eli ağzına yetti miydi buralardan göç etti Sakarya taraflarına. Buralarda yerleştiler, yer yaptılar. Buralar buralardan daha iyi gördüler. Ama benim çocukluğumda mesela camiye giderdik. Bir tane Molla Mustafa vardı kodamanlardan. O derdi onu ben duymuşum ondan. Bu milletin ne kadar uyana köç ediyorsa bir gün gelecek aynı köç bu köye gelecek buradan giden insanlar ama yerleşmek için yer bulamayacaklar ayrı mesele. Ben buraya geliyorum benim için burası bulunmaz bir nimet. Yalancı dünyanın cenneti. Ben mesela Ferizli'de durmak istesem dururum. Ama benim sağlık durumum burada bozuluyor yani yapamıyorum. Buraya geldim mi buranın havası benim için doktor. Ya buradan yukarı, bu evin başından yukarı tam dağa kadar orman görüyorsun gördüğün gibi. Ve oralarda herhangi bir şey olsa da düşsen bir yerden kendin kalkıp gelemedikten sonra senin orada birini bulması mümkün değil. Orada bitersin yani. Burada ölünür ama. Ölünür. Nerede desen orada ölünür. Ben burada doğdum, büyüdüm. Ben bildim bileli bu su böyle burada akar. Bu çevrenin en değerli ve en lezzetli suyu budur. Hiç dokunmaz insana ne kadar içersen iç. Kankiler yolumuzu kesti. Yaylandan gelen atlar yok kenarında noktan. Yaylandan gelen atlar yok kenarında noktan. Yapma göğsün üstüne kısın ellerin patlar emmi. Ne evinde gelemi ne emmi ne emmi.
Arkamda görmüş olduğunuz mekan Windows'un masaüstü ekranı. Bugün bir dere geçtim uçmayı dinlerini. Bugün bir dere geçtim uçmayı dinlerini. Salla çember salla sopa ser diye mi? Ne mi de gelemi? Ne mi de emi? Kolaşa'dan yukarı çıktık, yaylalarda geziyoruz. Yoğun bir sis var, bulut geçişi var. İnsanın şu manzarada ölesi geliyor. Anlatmaya gerek yok, bulutları tutamıyoruz, gidiyorlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz. Öyle mi, biraz da siz yaşayın ya, sıkıntı yok. Vallahi bilmiyorum, komşu olabiliriz yani. O biraz zor. Biz de yerlisiyiz buranın yani, bakma turist gibi geldik. Tabii, Kolaşa'dan. Kimlerden? Gündoğdu, Sapanca'dan. Sapanca'da bizim de şeyimiz var ya, yakınlarımız. Kim var mesela? İsmail Bostan var, İlyas Bostan var. Şimdi babam burada, o tanır illaki onları. Biz bu Kamilli'de yaptık bu gece. Uzaktan akraba vardı. Şimdi de dedik gezelim, bayağı şey vardı, bulut. Şimdi açıyor işte. Yağıydı az önce zaten. Evet, yağdı. Duvara buraya da yağdı açacak. Değil mi? Sabah çok güzeldi hava, bozdu bakmayı. Evet, sabah biz normalde köyleri gezecektik, daha ilk günümüz. Dedik önce buraya çıkalım hava açık diye. Burada kapatmıştı ama şimdi iyi yani. Karadeniz gezimizin 4. gününde Kolaşa'yı turlamaya devam ediyoruz. Döndüm dere yukarı, aklım kaldı denize oy, aklım kaldı denize. Aklım kaldı denize oy, aklım kaldı denize. Sevduğum arkamızda. Bu köprü köyden alınmış, 450 sene evvel bu yapılıydı. Bir değirmen, 3 köprü. Köyle parayla satın alınmış Rumlardan. Büyükdeğmen'in köprüsü, İncir'in köprüsü, Kaşilli köprüsü, 3 köprü Kolaşa köyüne aittir. Sınırlarından deriye kadar da tabuludur. Bunun içine uyana bu yana millet vatandaş işliyordu. O zaman yollar yoktu bu kadar ama gene bu köprüden yaya işler millet. Dereler savuşturur, oy dereler savuşturur, dereler savuşturur. Bunlar bedenin sularlarıdır hep amca. Bu görmüş olduğunuz ev babamın dünyaya gelmiş olduğu yer. Hapishane içinde bol tavramaydım.
Hapishane içinde volta vuramayırım. Aç kapıyı gardiyan. Biraz önce içeride çekimini yaptığım ev bu ev. Görmüş olduğunuz gibi şu karşı taraflar Sarandar Mahallesi. Manzara bu. Bu babamın babaannesi, bu benim babaannemin annesi, bu da bir abla ağaçtan düşmüş, bu da babamın amcası. Allah rahmet eylesin. Yola çıkmadan önce E-Devlet'te açıklanan soy kütüğüyle birlikte sevindiğimi söylemiştim gerçekten has Trabzonluyuz diye. Ama buraya geldikten sonra, şu mezar taşlarını gördükten sonra buna gerek yokmuş gerçekten. Bunlar zaten bu topraklara ait olduğumuzu gösteren kat'i deliller. Bugüne kadar Golaşa'nın bu cephesini gezdik. Bizim kalmış olduğumuz yerde şu dağın tepesiydi. Şu an Üstübilli Camisi'ndeyiz. 1980 yılında inşa edilmiş bu cami. Köyün bu cephesi de Kızılkaya denilen bölgeye bakıyor. Aynı zamanda karşı taraf Zifana Köyü oluyor. Buyurun manzarayı birlikte seyredelim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz bordo mavi ev hatıralarımla dolu. 1999 yılında geldiğimizde o bordo mavi kısım yapılmamış. Sadece alt katı yapılmıştı. Biz de onun üstünde tuğla kırıp oyun oynuyorduk. Babasından istedim kızım küçüktü dedi. Babasından istedim kızım küçüktü dedi. Anasından istedim çeyizi yoktu dedi. Anasından istedim çeyizi yoktu dedi. Ablasından istedim sevenleri çok dedi. Ablasından istedim sevenleri çok dedi. Kardeşinden istedim sana kızımız yok dedi. Sana kızımız yok dedi. Biz insanoğlu insanca yaşamayı beceremiyoruz. Haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Dağa kara yemiş, dağa kara yemiş, dağa kara yemiş. Rivayet odur ki 4. Sultan Murat Han Erivan seferinde bu bölgede konaklamış ve aradan geçen yüzyıllar sonra bu cami buraya inşa edilmiş. Geçen sene açılmış olan Sultan Murat Camii Çaykara ilçesinde bulunuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin inşallah. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته Trabzon'dan Rize'ye doğru yola çıkıyoruz. İnşallah cuma namazına Güneysu Kıble Dağı Camii'ne ulaşacağız. Ya Allah bismillah. Müzik.
Kıble Dağ Camii 1130 rakımlı tepe Güneysu ilçesinin kıble cihetinde bulunması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Rivayete göre salih, zahit ve takva sahibi ecdadımız bu zirveye çıkarak bölgemizde, memleketimizde ve tüm alemde vuku bulan doğal afet, kıtlık, kuraklık ve sel gibi musibetlerin izalesi için dua ve niyazlarda bulunurlardı. Elimizdeki bilgilere göre bu zirvedeki mescidin 1800'lü yıllarda meşhurla Mehmet Efendi, Kuş Ahmet Efendi tarafından birlikte yapılan ahşap bir mescit olarak inşa edildiği rivayet edilmektedir. Daha sonraları vuku bulan bir yangın neticesinde bu ahşap yapı tamamen yanınca ahali zemini büyük düz taşlarla kaplayarak açık hava namazgahı haline getirmiştir. Bu haliyle 1962 yılına kadar ibadet mekanı olarak kullanılmıştır. Yöre halkının bu mekana olan ilgi ve teveccühü her zaman devam etmiştir. 1962 yılında Güneysu Merkez Camii İmam Hatibi Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Hoca Efendi'nin gayretleri ve öncülüğü ile tam zirvede malzemesi takriben 2 saatlik mesafeden sırtlarda taşınarak kesme taştan 30 metrekarelik bir mescit inşa edilmiştir. 2010 yılına kadar ulaşımın yaya olarak gerçekleştiği bu mescit ibadet, itikaf ve inziva yeri olarak kullanılmaya devam etmiştir. 2010 yılında araç ulaşımına açılan tepeye Sayın Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde yapmış olduğu ziyaretinde mevcut yapının günümüz ihtiyacına cevap veremediğini tespit etmiş, burada klasik mimaride bir caminin inşa edilmesi ve çevre tanziminin yapılması talimatını vermiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde İstanbul Üsküdar'daki Mimar Sinan'ın 1580 yılında inşa ettiği güzide eserlerinden biri olan Şemsi Ahmet Paşa Camii yani Kuşkonmaz Camii örnek alınmış, projede günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleme yapılarak bu mahalde uygulanmasına karar verilmiştir. Caminin temeli 23.05.2015'te atılmış olup 4 mevsim çetin hava şartlarının hüküm sürdüğü Kıble Dağı'nda fiili olarak 14 ay çalışılarak cami inşaatı tamamlanabilmiştir. Kıble Dağ Camii 14.08.2015 Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın huzur ve himayelerinde muhterem ulemanın ve güzide bir topluluğun oluşturduğu cemaatin katılımı ile ebediyen baki kalması duasıyla ibadete açılmıştır. Bugüne kadar maddi manevi katkısı olan ve emeği geçen tüm kardeşlerimizi Yüce Allah Celle Celaluhu merhametiyle mükafatlandırsın. Amin. Şimdi ben Rizeli olarak ilk olarak geldim buraya. Ama şimdi buraya daha yabancılar daha fazla var. Yani başka yerden. Herif Antalya'dan demin anlatıydı. Antalya'dan buraya ziyaret edeceğim. Bak Antalya'dan. Ben Havur'dan buraya gelemedim de tek herif kalkmış Antalya'dan buraya ziyaret edeceğim ha. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama dolması lazım. Zahmet olması lazım. Burası çok eskiden bir tahta cami vardı burada. O tahta cami yandı. Ondan sonra bu camiyi yaptılar. Ve bu camiye yaparken de burada da yol yoktu. İnsanlar sırtında bu taşları, bu şeyleri sırtına taşıyarak yapılmış bu cami. Ve süper bir cami yaptılar buraya. Eğer ki şu duman olmasaydı şimdi buradaki manzara çok farklı bir manzara. Çok süper bir manzara olurdu. Ama bize de bugün böyle rastladı. Allah böyle nasip ettiğini. Ama şu sis olmasaydı güzel bir resimler çekeceğiydik. O da nasip olmadı. İnşallah başka bir zaman nasip olur bize. Ve buraya bugün cumamızı kılacağız. Allah inşallah kabul eder şimdiden. Biz de Güneysu'dayız. Kıble Dağ Camii'nde cuma namazını kıldık. Şimdi de Çeçeva'ya gidiyoruz. Yağmurlu bir günde Çayeli Çeçeva'ya geldik. Görmüş olduğunuz gibi gözünüzün alabildiğine sahibi buraya çay dikmiş. Buraya gelirken navigasyon sizi yanlış yerlere yönlendiriyor. Lakin köydeki insanlar hiç daha siz sormadan size yol gösteriyorlar. Dolayısıyla hiç şaşırmadan buraya gelebiliyorsunuz. Buraya gelirken şunu da unutmayın. Yağmur yağabilir, bulutlar tüm manzarayı kapatabilir tıpkı bugün olduğu gibi. Bu da sizin artık şansınıza. Geri geldi bağırdım, geri geldi.
beteleden aldım. Gırtlağa kadar doldum, yeseratı patladım. Mutluyum, huzurum var, çok iyi durumum var. Gururla taşıdığım şerefim, onurum var. Deli deliyim ama yanımda bir kabım var. En azından bir adım, bir daha itibarım var. Karadeniz seyahatimizin 6. gününde Rize'deyiz. Bugün sabah saatlerinde Araklı'dan ayrıldık ve Güneysu ilçesinde bulunan Kıble Dağ Camii'nde cuma namazımızı icra ettik. Ardından da Çeçeva'ya geçtik. Çeçeva Çaylığı'nı ziyaret ettik. Orada çayımızı yudumladıktan sonra Andon Ilıcaları'nı ziyaret ettik. İşte görmüş olduğunuz bu suyun ödem gibi hastalıklara şifa verdiği söyleniyor. Vücuda faydası var. Egzema, böbrek taşı, kemik erimesi, her şeye faydası var bu suyun. Buraya Brezilyalı geliyor, Portekiz bile geldi geçer. Portekiz'de ben bu suyu içerdim. Araplar buna yoğun ilgi gösteriyor mesela. Rize'deki ikinci günümüzde, aynı zamanda son günümüzde Çamlıhemşin'e çıktık. Çinçiba kafada kahvaltımızı yaptık. Şimdi Kapıköy'e doğru yol alıyoruz. İstemiyorum. Rize seyahatimizin ikinci gününde Pokot'a doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Bizim arabalar buradan kesinlikle çıkmazdı. Gelecek olanlara mutlaka 4x4 araba tavsiye ederim. Biz de Ardeşen'den araba kiraladık. O şekilde bu yolları çıkıyoruz. İnşallah Pokot'a önce ulaşacağız. Ardından bu bayırları inip Elevit ve Gito yaylasına gitmeyi planlıyoruz. Vakit yeterse bu zorlu yollarda 4x4 araba kullanmak gerçekten zevk verici. İnşallah sizler de en kısa zamanda buraya gelirsiniz. Zorlu bir yolculuğun ardından Pokot'a çıktık. Yağmur yağdığı için Çamlıhemşin'de korkuyorduk burada da bir şey göremeyeceğiz diye. Ama hamdolsun ki hava açtı şu anda. İşte size Pokot. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Thank you.
Yaklaşık bir saatlik bir tırmanışın ardından Gito Yaylası'na çıktık. Burada Hozboncuk Dağı evinde çayımızı yudumluyoruz. Buradan da Elevit Yaylası'na geçeceğiz. Dışarıda hava sisli olduğu için manzarayı ne yazık ki göremiyoruz. İnşallah sizler geldiğinizde hava açık olmuş olur. Meyil birine olur, güzeller çok var ama. Meyil birine olur, güzeller çok var ama. Rize'deki son durağımızda Elevit Yaylası'ndayız. Maalesef ki burada da sistem dolayı gerçek manzarayı göremiyoruz. Burada fotoğraf çekilip geri dönmekle yetiniyoruz. Ne oldu sana aklım, niye daldın derine? Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine. Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine. Sabah rüzgarı yağmur ile karışık, benim dertli gözlerim. Ben bu köprüden Karadeniz'de birkaç tane var zannediyordum. Meğersem hemen hemen bütün derelerde, bütün köylerde bu köprüden mevcut. Golaşa'da da bunu göstermiştik sizlere. Şu anda da Elevit'ten Çamlıhemşin'e doğru giderken bu köprüye rastladık. İnşallah size burayı gösterdikten sonra Çamlıhemşin'e gideceğiz. Arabaları teslim edeceğiz. Ardından da Golaşa'ya doğru tekrardan yola çıkacağız. Karadeniz gezimizin 8. gününden, en son gününden herkese selamlar. Köyümüzden aşağı, Dolaşa'dan aşağı iniyoruz şu anda. Köyümüze veda etmekteyiz an itibariyle. Bir daha ne zamana nasip oluruz bu köye bilmiyorum. Kendi memleketimiz olduğu için midir, yoksa gerçekten öyle olduğu için mi bilmiyorum ama benim Trabzon'da özellikle en çok beğendiğim yer Dolaşa'nın Kamilli Mahallesi'ydi, kaldığımız yerdi. Hem doğal güzelliğiyle hem manzarasıyla beni gerçekten etkilemeyi başardı. Ve tabii yapılaşmanın az olması da benim bu köye olan hayranlığımı artıran sebeplerden bir tanesi. Rize'de de tabii ki en çok beğendiğimiz noktalardan bir tanesi Çeçeva Çaylığı oldu. Gito ve Elevit de aslında beni çok heyecanlandıran yerlerdendi. Lakin yoğun sis nedeniyle oradaki manzarayı maalesef göremedik. Ama Pokut güzeldi hamdolsun, oradaki manzarayı, oradaki havayı doyasıya içimize çektik. Şimdi de Giresun'a doğru gidiyoruz. Trebolu'da çayımızı yudumladıktan sonra inşallah Kümbet Yaylası'na çıkacağız. Kümbet Yaylası eteklerinde gecemizi geçirdikten sonra yarın sabah da İstanbul'a doğru yola çıkacağız nasip olursa. Buralara gelirseniz size en büyük tavsiyem şu olur. Kesinlikle ama kesinlikle bilinen yerleri gezmeyin. Uzungöl'dür, Sultan Murat Yaylası'dır, Rize'de Ayder Yaylası'dır. Bunlara kesinlikle gitmenizi tavsiye etmem. Bizim en az hoşumuza giden yerler oralar oldu. İnsanoğlunun işgal etmediği yerler çok daha güzel çünkü. Ki bizim köyümüz de Araklı Taşgeçit, köyü de eski ismiyle Golaşa. Bu nedenle bizim en çok beğendiğimiz yerlerden bir tanesi oldu. Doğal kalmış, keşfedilmemiş.
Bunu nasıl yapabilirsiniz tabii? Geleceksiniz köylere, ilçelere ya da halk çok sıcakkanlı. Bu gece sende kalalım mı deseniz bile adeta baş göz üstünde kor sizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışırlar. Siz ne kadar rahat edebilirsiniz o ayrı konu. Gelip onlara gayet yolu yordamı sorabilirsiniz nereler güzeldir diye. Gayet yardımcı olurlar. Bu tavsiyeyi vermiş olayım. Size bir yandan bunları anlatırken bir yandan da Golaşa'dan aşağı iniyoruz. Bayburt yoluna ineceğiz. Ardından da Araklı istikametine geçeceğiz. Babamlarla buluştuktan sonra Giresun'a doğru hareket edeceğiz inşallah. Rabbim bu güzellikleri koruyabilmeyi, en güzel şekilde yeni nesle aktarabilmeyi en doğal şekliyle, çünkü bu da bir başarıdır bence. İşgal edilen toprakları gördükten sonra insanoğlu tarafından burayı doğal bir şekilde bırakabilmek de en büyük başarılardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Giresun'da görüşmek üzere. Burada cezaları alacak canımızı, sen de karadan gelsen anlardın halımızı. Burada cezaları alacak canımızı, sen de karadan gelsen anlardın halımızı. Karadeniz gezimizin son gününde Giresun Kümbet Yaylası'ndayız. Buraya yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından tırmandık. Tabii Araklı'dan bu yana bu mesafeyi ben söylüyorum. İnşallah Dereli'de bu geceyi geçirdikten sonra yarın sabah erkenden Şebin Karahisar üzerinden İstanbul'a doğru geri dönüş yoluna gireceğiz. Kümbet'e geldiğinizde mutlaka ama mutlaka et yemenizi tavsiye ederim. Yarın sabah görüşmek üzere. Dokuzuncu gün sabahından tüm dostlara selamlar. Şu an sabah saat 5, Giresun Dereli'deyiz. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz inşallah. Ve arkadaşlar gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kapanışı yine güzel bir mekandan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndan yapmak istedim. Uzun bir yolculuk oldu, yorucu bir yolculuk oldu. Önce İstanbul'dan yola çıktık, Sapanca'dan yolcularımızı aldık. Samsun'da ilk geceyi konakladık. Ardından da Araklı'ya, Olaşa'ya, dedelerimizin köyüne çıktık. Günlerce gezdik, yaylalara çıktık. Köyümüzü gezdik, mezarlıkları ziyaret ettik. Ardından Trabzon'un meşhur yerlerine Uzungöl'e geçtik. Daha sonra da Rize'ye geçerek Pokut'a, Gito'ya ve Elevit'e ulaştık. Orada da bir gece konakladıktan sonra Kümbet'e geçtik. Giresun Dereli Kümbet Yaylası'na. Dereli'de konakladıktan sonra sabah 5 itibariyle oradan yola çıktık ve hamdolsun sağ salim bir şekilde Bolu'ya kadar ulaştık. İnşallah buradan Sapanca'ya geçeceğiz. Orada biraz konakladıktan sonra tekrardan İstanbul'a doğru hareket edeceğiz ve gezimiz nihayete ermiş olacak. Gezi boyunca bana eşlik eden sevgili eşime, anneme, babama, kaynanama, kayınbabama, kayınçoma, kardeşime ve babaanneme teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü yoğun bir program yapmıştım. Onlar da çok fazla yormadılar beni hamdolsun. Biliyorsunuz yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla bu tarz gezileri planlayabilmek çok da kolay olmuyor esasında. Ama inşallah hem imkan oldukça hem vakit oldukça bu tarz gezilere çıkıp bu türden vlogları çekmeye devam edeceğim. Dualarınızı esirgemeyin. Hoşça kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.